Cevizle kayısı. Şimdi getiriyorum. Bir sefer de ben söylemeden getirsen nezaket. Her seferinde diyorum şu peynirlerin üstüne kayısı ve ceviz olacak. Ah Alihan'cığım günaydın. Kahvaltı hazır. Yok yapmayacağım, çıkmam gerek. Alihan. İyi misin? Bir şey mi oldu? Dün geceden beri pek iyi gözükmüyorsun. İyiyim. Bir şey yok, çıkmam gerek sadece. Ha. Okey, ben de bugün şirkete bir ara bir uğrayacağım. Niye? Korkma canım, Cener'i görmeye. İyi. O kutu ne? Seni ilgilendirmez. Ay bunun da bunalma bir türlü bitmedi. Onları götürüver. Yapıver. Emredersiniz. Alo. Melek'cim merhaba. Ben Ender, Alihan Bey'in eşi. Bir şey soracaktım. Bu karşılamadaki kızla Emir arasında bir olay olmuş galiba. O kızın bana adresi ve telefonu lazım. Yollayabilir misin? Okey, bekliyorum canım. Alright, bye bye. Yıldız dediği gibi seni yollamış mı? Efendim, içeri gönder. Almışsın. Otursana. Kafandaki soru işaretleri silinmiştir umarım. Bak ben çocukken bir gün eve geldiğimde annemi başka bir adamla gördüm. O adamın saati duruyordu salonun ortasında ve arkasında yazan tarih benim yıllarca beynimden çıkmadı. O gün sen o saati gösterince ben... O adamı ben sandım. Annemi başka bir adamla görmek beni çok yıprattı, bunu anlaman lazım. Çünkü yıllarca o adam kim diye düşündüm. Üstelik bulduğumda ne yapacağımı bilmeden. Neden bana sormadın? Öfkeliydim. Gözüm dönmüştü. Bir evlat olarak duygularını anlıyorum. Ama en çok bunu bana yakıştırmana kırıldım. Özür dilerim. Sana gerçekten çok kızgınım. Ama diğer taraftan seni anlıyorum ve sana hak veriyorum. Bunca zaman niye sustun? O gün bana geldiğinde iş işten geçmişti ve çok öfkeliydin. Anlatacaklarıma inanmayacaktın ki. Haklısın. İnanmayabilirdim. Ben de doğru zamanı bekledim. Peki diğer saat kimin? Şirketi ilk kurduğum zaman da ortağımdı. Tuncer Karaduman. Bu ilk yıllarda olan ortak daha sonradan ayrılmış. Babam anlatmıştı, o mu? Evet. Annemle arasında olan bu durumu biliyor muydun? Biliyordum. Yıllarca bunun vicdan azabını çektim.
Babana söyleyemedim. Babanın mezarını her ziyaretimde ondan özür dilerim. Nerede bu adam? Öldü. Gerçekten mi? Gerçekten. Zaten o vefat ettiği için saat elime geçti. Ölmeden evvel bana bir mektup yazmış. Saatinde bana ulaşmasını istemiş. Saati ilk kazandığımız parayla almıştık. İsviçre seyahatinde. Aldığımız gün o günün tarihini yazdırdık saatlere. Nasıl bir adamdı? İyi bir adamdı. Babamdan iyi miydi? Alihan. Babamdan iyi miydi? Alihan. Böyle muhakemeler yaparak sadece kendi canını acıtırsın. Geçmişi deşmene gerek yok ki. Bu benim hayatımdaki en büyük yara. Anlamak zorundasın. Ben bunlara şahit olmasaydım hayatım bambaşka olabilirdi. Belki de. Ama unutmak tamamen senin elinde. O Ender'le aramızdaki evlilik... hisseler için ortaklıktı, bunu biliyor olman lazım. Biliyorum, biliyorum. Ender'le hemen boşanacağım. Ve her şey eski düzenine dönecek. Evet ama bütün bunların nedenini açıklamak gerek. Ben bu konuların konuşulmasını çok istemiyorum. Çünkü uzatıldıkça yaralamaktan başka bir işe yaramıyor. Ama haklısın. Alihan. Aramızdaki meselenin işten kaynaklı olduğunu ve bunu açtığımızı söyleyeyim. Evet, mantıklı. Ne işin var senin burada? Abla, konuşmak istiyorum. Acelem var, ben bir yere yetişmek zorundayım. Abla. Bir 10 dakikan ayır. Başka bir şey istemiyorum. Biraz konuşalım, ne olur. Seni dinliyorum. Eve geçelim mi? Orada konuşalım. Acelem var dedim Alihan. Peki. Az önce Halit'le konuştum. Nasıl yani? Aramızdaki bütün sorunlar çözüldü, merak etme. Nasıl çözdünüz ya? Bana yanıldığımı ispatladı. Ben de inandım. Peki bu kadar zaman niye konuşmadın Alihan? Abla, çok sinirliydim. Gözüm dönmüştü. Sen zaten en başından böyle bir şey nasıl inandın? Yani benim aklım almıyor ya. Ablam, bunları konuşmasak artık, üzmesek birbirimizi. Peki Halit ne dedi yani? Nasıl davrandı sana? Gayet dostane konuştuk. İkimiz de yanlış anlaşılmalar olduğunu kabul ettik. Halit o kadar babacan, o kadar anlayışlı, o kadar düzgün bir adamdır ki. Sana olan sevgisi ağır bastı ve seni anladı bak. Evet, ben de bu kadar anlayışlı olmasını beklemiyordum. Şaşırttı. Sen Halit'i ne sanıyordun ki Alihan? Evliliğimiz boyunca beni bir gün, bak bir gün bile üzmedi biliyor musun? Sen bakma onun Ender Yıldız'a kaba davrandığına. Saygı kazanılan bir şeydir Alihan. Onlara saygı göstermemesi Halit'i saygısız yapmaz. Ayrıca sana da bir gün bile kırıcı olmadı. Abla, konu Halit değil. Ben seninle konuşuyorum, değil mi? Abla, bu küslük bitsin. Ben seni çok özledim. Alihan, sen benim kardeşimsin. Sana çok kızmış olabilirim ama senden asla vazgeçmem. Biliyorum abla. Hadi gel bir kahve iç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.